Hoş geldiniz. USDC üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alıyor da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. USDC tabi çok ciddi yükselişler yaptı. şu anda da iğne hareketiyle birlikte bulunuyor arkadaşlar. Bu Tera coinlerinin de genelinde aynı hareket geldi. Şimdi şu an bulunduğu noktalarda tabii bir nokta yani saatliğin hem tutabilecek pozisyonlardan bir tanesiydi. Ancak çalışmama ihtimal de var. Bunu da söylemek gerekiyor. Özellikle şu an bulunduğu pozisyonlarda 31 noktalarına kadar geri çekilme kredisi de var. Bunu da söylemek lazım. E çünkü saatlikte zaten altında bir mum hareketi yaptı. Bununla birlikte altına da tekabül edebilir. Yani 4 saatliğin emailisine kadar da bu düzeltme kısa vadede ne yapabilir? Tekabül edebilir. Düzgün bir hacimle yön yukarı hareketlenme yapacağını düşünüyorum. Yani 31 pozisyonlarından e, hacmi kaybetmediği sürece tekrar 35'lere bir deneme gelme ihtimalini ben yüksek olarak görüyorum. E, genel anlamda baktığımız zaman fakat nasıl bir durum var? 31'lerin kırılımı da aslında yine düzeltmenin anlamını, devamı anlamını taşıyor. Yani 31'ler altında 4 saatlikte mum kapanmış USDC yeniden kısa vadedeki bu hareketi Bitirdiğini bize gösterecektir. Dolayısıyla düzeltmenin devamı anlamına gelecektir arkadaşlar. Bu seviyeleri takip etmek, hacmi de sıkı şekilde takip etmek oldukça önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.